Herkese merhabalar. Türkiye'nin en çalışkan dokun sınıf öğrencilerine bir kez daha merhaba diyerek videomuza başlıyoruz. Mart ayı programımız hazır arkadaşlar. Sizlere özel canlı yayınlarımız, normal videolarımız, edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri derslerinin sizler için hazır. Ve aynı zamanda mükemmel bir yazılı kampımız, yazılı provalarımıza sizleri bekliyor. İsterseniz hemen yorumlarınıza başlamak istiyorum. Moon isimli bir öğrencimiz demiş ki... Hafta sonu neler yapmalıyız? Nasıl verimli geçirebiliriz? Adlı bir video gelsin demiş. Arkadaşlar Bununla alakalı videomuz geliyor. Biliyorsunuz ki sizin esasla yolculuğunuz TET ve AYT için çıkılan bir yolculuk. Yani 2000 şu anda 22 TYT olacak. Siz girdiğiniz herhalde 2023, 2024 siz 2025 sınavına gireceksiniz. Burada şunu bilmeniz lazım ki arkadaşlar bu yolculuk LGS ile başladı. LGS'de bir gayret gösterdiniz. Hayallerinizdeki liselere veyahut da benzer liselere girdiniz. Şimdi 9. sınıftasınız. 9. sınıf TYT'nin %50'sini oluşturuyor. Sonra 10. sınıf gelecek. O da %50'sini oluşturuyor. Ardından AYT'nin %50'si 11 ve AYT'nin diğer %50'si 12. sınıf gelecek ve böylece bu iki kitapçık yani sizin kazanacağınız üniversite ...isteyebilecek olan bu kitapçığın konularını öğrenip üniversite gireceksiniz. Bu yolculukta sizin asla ve asla unutmamanız gereken bir şey var... Sınav hazırlık süreci esasında 12. sınıfta başlamıyor. Yani 12. sınıfta başlarsanız genellikle kazanamayıp mezuna kalıyorsunuz ve hafta içi gruplarını yeniden sınav hazırlamak zorunda kalıyorsunuz. Zaman kaybetmemek adına ve doğru çalışma yapmak adına mesela şu anda 9. sınıfta oturup da edebiyatçıların adını ezberlerseniz 12. sınıfa kadar unutursunuz. Ama şu anda yapabileceğiniz bazı şeyler var. Onlardan sizlere bahsedeceğiz. Mesela örnek veriyorum, üniversite sınavında en önemli kısım Türkçe branşı. Çünkü sınav Türkçe ile başlıyor ve Türkçede de en yüksek netlere ulaşmak için ve aynı zamanda aynı zamanda diğer ders de konuyu anlayabilmek için mesela bol bol paragraf çözmeniz gerekiyor. Bizim kitaplarımızdan ya da sizin sahip olduğunuz diğer kitaplardan ya da milletimin kazanım testlerinden bol bol paragraf çözmek çok ideal bir çalışma yöntemi. Yani inanılmaz bir başarı artışı sağlar size ileride sınavlarda. Dolayısıyla bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Matematik adına, sosyal bilimler adına, fen bilimleri adına Türkçe adına neler yapabilirsiniz? Bunların hepsini konuşacağız. Ama şu anda söyleyebileceğimiz en önemli şeylerin başında tabii ki bol bol paragraf çözmeye kendinize alışırın diyoruz arkadaşlar. Çünkü Türkçe son anda düzeltilmiyor. Hani 12. sınıfa gelince ya biraz da kitap okuyun da düzelsin. Olmuyor öyle çok ciddi çalışma gerekiyor arkadaşlar. Ve Türkçe'de de Türkiye birincileri bile 2-3 yanlış yapıyor. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi peki Mart ayında hocam bizleri neler bekliyor derseniz. Mart ayında arkadaşlar sizleri canlı yayınlar, detaylı konu anlatımları, soru çözümleri, motivasyon ve rehberlik videoları ve tabii ki de 21 Mart'ta başlayan mükemmel bir yazılı kamp bekliyor arkadaşlar. Videomuza beğeni atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Çünkü bizler sizler için canlı yayınlarımızda videolarla destek olmaya devam edeceğiz. Ama sizler de tabii kendiniz çalışarak işte bol bol soru çözerek kazanım değerlendirme testlerinden, bizim kitaplarımızdan ya da dokuz sınıfa özel hazırladığımız Dinamo Soru Bankalarından mutlaka bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Burada şunu da söylemek istiyorum. Kitaplarımızdaki soruları çözerken arkadaşlar mutlaka yaptığınız yanlışların soru çözümlerini uzman hocalardan dinlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Bu diğer arkadaşımızın yorumunu okumadık galiba. Bakalım bir tanesi kaçtı çok heyecanlı bir şekilde anlatınca. Ben program yapmıyorum. Sizin programlarınızı uyguluyorum. Her zaman yazıyorum. Dersen sonra kitaplarınızı yapıyorum. Bu da benim ilacım demiş. Teşekkürler can kardeşler. Zaten biz de bundan bahsettik. Biz sizlere gün gün tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, geometri hepsiyle alakalı gün gün programlarımızı yaptık. Yazılı kamp programımızı yaptık. Kitaplarımızdan da bol bol sorular çözdüğünüzde zaten açıklamada bulunan kitaplarımızdan bol bol sorular çözdüğünüzde yaptığınız yanlışların da çözümlerini izlediğinizde başarı sizleri bekliyor arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.